Abdülkadir ve döndü çifti geliyor. Hem bir DNA testimiz var hem de hemdesini biraz sonra açıklayacağım. Çocuğunuz olduğunu siz aile hekimliğinden gelen yetkililerden öğreniyorsunuz, evet, ve bir şoka giriyorsunuz bir çocuğunuz olduğunu. Evet. 2016 doğumlu çocuk, o günden bugüne kadar acaba çocuğun babası ben miyim diye sorguladınız. Evet. Hazırsanız açıklayacağım testin sonucunu. Abdülkadir Gümüş Bey çocuk adayı arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. Baba Abdülkadir değil. Biyolojik baba kim sorusunun cevabı devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Abdülkadir annesiyle beraber programa geldiğinde 6 yıl önce bir evlilik yaptığını, evliliğin 15 gün gibi bir kısa bir süre sürdüğünü ve sonrasında eşine bir daha ulaşamadığını, sadece eşinin 2014'ten sonra 2015 yılında sadece birkaç günlük eve geldiğini, barışmak istediğini belirtti. Sonrasında tekrar eşinden haber alamıyor. Nedir bu? Önemli bir gelişme varmış. Abdülkadir konularına geçeceğiz. Esma'dan haber mi var? Esma mıydı? Hemen gelsinler anne baba. Bugün programın ilk konuklarındandı. Mehmet Sait ve Fatma Dişengi Gaziantep'ten geldiler. %50 zihinsel engelleri kızımız Esma Özaslan. 9 Şubat tarihinden beri kayıp. Kuaföre gidiyorum diyerek evden çıkıyor. İki çocuğunu da eşini de terk ediyordu. Ve sevgili seyirciler, şimdi ekip arkadaşlarım bilgiyi aktardı. Gel anneciğim sen de. Kızınız bulundu. Buraya geldi. Burada istiyorum kendisini şu an. Yarın buraya gelmesini. Telefonda şu anda. Açma. Annem, Esma, ne olursun konuş benimle. Alo. Esma. Alo. Ben Esra'yla konuşabilir miyim şu an? Esma, tabii ki benimle konuşabilirsin ama önce annem ve baban seninle bir konuşmak istiyorlar. İyi olduğundan. Esra abla, hayır istemiyorum. Sadece ben annemin hiç üzülmesini istemiyorum. babam beni orada %50 engelli olarak göstermiş. Öyle bir şey yok. Varsa evraklarını bana gösterebilir mi şu an yayında? Tabii ki biz evraklarına yayına girmeden önce baktık. %50 zihinsel engeli bir raporun o var. O zaman o nerede? Öyle bir şey yok. Çünkü ben kendimden çok çok eminim şu an. Tamam, yani bu konuda sen kendin eminsen sıkıntı yok ama annen şu an çok üzülüyor ve seninle konuşmak istiyor Esma. Ne yaptık sana anne, kızım? Bir dur. Esma. Anne. Efendim annem, ne olursun gel kızım. Hadi gel ne olursun annem. Boşanırız. Anne, ben oraya gelirsem ne olacağını sen çok çok iyi biliyorsun değil mi? Yok annem, hiçbir şey olmayacak. Ben arkandayım. Ben senin. Anne. Esra abinin önünde söz veriyorum. Ben arkandayım senin annem. Çocuklarım anne, sen bugün arkamdasın. Yarın arkamdasın. Öbür gün arkamda olur musun sen? Annem, ölene kadar ben senin arkandayım. Bak ben senin arkandayım. Abin gene senin arkanda kızım. O iki tane çocuk bizi mahvetti. Onları alacağım ben zaten, o babası olacak adamda. Bak sen hele bir çık gel, seni boşayım. Ondan sonra ne istersen gel kızım. Çocuklarını alamazsın. Çocuklarını alamazsın, sonra bize vermez. Sana şiddet uyguluyor. Bundan dolayı mı? Esra abla, sana şunu söyleyeyim mi? Esma. Ben evli bazlı insan olduğum halde çocuklarımın da babam beni
Gözü, yaman mı? Annem de biliyor bunu. Kardeşlerim de biliyor. Ama Esma... Şiddet uyguladığı için bu dayanamıyorum isim... Esra abla. Hem eşimden dayak yedim ben, hem babamdan dayak yedim. Bunu hangi sana şiddet uyguluyorsam... Peki Esma, baban efendim? Şiddet uyguladığında niye gidip babanla ilgili şikayetçi olmadın da bu Muhammed denilen kişiyle kaçıyorsun? Sığınma evine gideydin. Çocuklarını bırakmışsın, eşini bırakmışsın. Esra abla, ben de çocuklarımı da alacağım. O babasına bırakmayacağım zaten. Esma, ne olursun annem. Niye kocanla beraber hareket etmedin kocana? Ya bu babam kocam bana... Kocam olacak adam iyi bir insan mıydı Esra abla? Şimdi siz bilirsiniz, düşünü ben bilirim der bir laf var ya. Siz ha. iyi bir insan olsaydınız ilk önce boşansaydınız Esma Hanım. Anlat bakayım Esma. Efendim? Anlat, dinliyorum ben seni şimdi. Ben şu an Beda Sunbay'ın yanındayım, evet. Hı hı. Ve ben o insanı çok seviyorum ve bırakıp da gelemem ben bu insana. Tamam, onunla birlikte gel. Onunla birlikte gelin buraya. Ne olursun Esma. Anne, onunla gelsen babamın ne yapacağını sen çok hayır, iyi hayır. biliyorsun. Babam bir şey yapmayacak. Bak Esra, her örneğinde söylüyorum. Babanı dışarı alırız. Benden sen görüşelim. Adamlık göreyim. Ne olur Esma, buraya gel. Babanı çıkartmayacağım. O kişiyle görüşmenizi... Anne, babam bir gün çıkmaz, iki gün çıkmaz. Üçüncü gün adam nerede kalacak? En sonunda beni bulacak o adam. Hayır hayır, bulmaz Esma. Sen gel, ben senin karşındayım. Esma, bulunduğun yerden lütfen en yakın karakola git. Babana gideceğim karşı uzaklaştırma kararı alıp aldır ve kadın sığınma evine gider misin? Hayır, ben Muhammed'i bırakmak istemiyorum Esin abla. Sen ya. Eşinle beraber nerede yaşıyorsun? Yakın ben mısınız? Gaziantep. Babanlarla yakın mısınız birbirinize? Yok, hayır, ben Diyarbakır'dayım şu an. Konya diyorlar da ben Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'dasın. Şu evet. an Diyarbakır'dasın, tamam. Hayır, eşinle yaşadığın evle babanların yaşadığı ev yakın mı? Beni babamlar tahtanın bir köşesine... O kayınbaban kaynanan yaptı onları, biz atmadık seni. Tamam da herkes aynı yaşıyor. Arkamda olabilirdiniz değil mi? Tamam da Esma, kayınbaban etti, kaynanan etti, kocan etti. Tamam, sen kocanla biliyorum aranız iyi, her gün dövüşüyorsunuz, ediyorsunuz. Tamam, Hasan'da da suç var. Tamam da ama... Anne, ben bir aydan beri evde ne yaptın, ne ettiniz siz biliyor musunuz? Ben her gün dayak yediğimi siz biliyor Niye musunuz? Söylemiyorsun? Niye Eşinden söylemedin? Eşinden de mi şiddet görüyordun Esma? Efendim? Eşinden de mi şiddet görüyordun? Evet Esra abla, ders raporunu çıkarabilirim Esra. Tamam. Ben hani ilk yayına bağlandı kendimden eminim dediğinde, şiddet gördüğünde biz televizyon programlarımızda, haber bültenlerinde, her yerde şiddet gören kadınların nerelere müracaat etmesi gerektiğini, koruma kanunlarının neler olduğunu defalarca yayınlarımızda aktardığımızda niye böyle bir girişimde bulunmadın? Ben bu adamı kendime daha yakın olduğu için bu adama kaçtım şu an. Nereden tanıyorsunuz Muhammed Bey'i? Sosyal medyadan tanıştık. Tanıdın. Nasıl güvendiniz? Eşimden daha çok güvendiğimi söyleyebilirim size. Tamam. O güven çocuk... nasıl oluşuyor? Biz merak ediyoruz. Ben anlayamıyorum da Esma. Evet. Duymak istiyorum. Yani sosyal medyadan görmediğiniz bir kişiye nasıl güvenebiliyorsunuz? Ben bu insanla bir aydan fazla görüştüm sosyal medyadan. Hemen görüşüp de kaçmadım yani. Emin olduktan sonra gittiniz. Ama geride evet. iki çocuğum var Esma. Onları esas onları ben alacağım zaten. Onları bırakmayacağım. Nasıl Esma, alacaksın? Alamazsın. Onları vermezler ki. Sen gel ki buraya, boşandığında vekaleti sana versinler annem. Yoksa bize göstermezler de vermezler de onlar. Hayatını Hasan alır. Anne, onlar beni boşamaz. Adım gibi eminim. Vallahi ben boşayacağım. Bak yemin ediyorum kızım, elimi Kur'an'a basarım. Ben seni boşayacağım Hasan'dan. Öyle önceden bir... neredeydiniz? Ben bir aydan beri ben bu acıları çektiğimde neredeydiniz anne? Ama annem söyleyeydin. Tamam da ne söyledin bize? Söyleydin, söyleydin anne. Baba, ben size 50 defa demedim mi? Bak ben bu adamdan uğraşamıyorum diye. Tamam da gelip bize bana söyleyeydin. Tuba'ya diyeydin abla beni boşayın diye. Söyleyeydin kızım. Anne, ben Tuba'ya 50 defa dedim. Gökhan'a 50 defa dedim. Gözünüzü seveyim, yapmayın. Tamam şimdi hele, gel o zaman. Sen şimdi çık gel, seni boşayayım ki çocukların ve şeysin. Çık gel de sen çocukları alalım biz. Bakın, karakola gider misin? Babandan da uzaklaştırma alırsın. Gizlilik kararı da verilir.
Çocuklarınla ilgili de mücadele yaparsın. Annenin, babanın iddiaları... Avukat Hanım, babamın bak şu noktada doğru. Bir aydır tanıştığın kişiye oradan da sana bir şiddet gelmeyeceğini, başına bir şey gelmeyeceğini kimse bilemez. Bak ailen dediğin kişiden şiddet gördüğünü iddia ediyorsun. Bak ben 4 senedir evdeyim. Evet. Ben hiç bu kadar mutlu olmadım. Ben var mesken de bir haftadır yanımdayım. Ben bir haftadır 4 senem ve çok mutluyum ben. Tamam. Esma, şimdi annen burada ve geldiği dakika, yani bu binaya girdiği dakika itibaren ve sen gittikten sonra gözyaşları içerisinde. Yayın sonrasında seninle iletişim kuracağım ve seninle de konuşmak istiyorum. Kaçarak da hayatını sürdüremezsin. Eşinden de bir an önce boşanman lazım. Yani evliliğini bitiriyor olman lazım. Çocuklarınla alakalı gelecek planın tamam, nedir? Velayeti alacak mısın? Verecek misin bu konuda savaşacak, mücadele edecek gücün var mı? Gittiğin kişi ne kadar güvenilir? Bunların hepsi soru işareti.